Bora, saç kurutma makinesini bulamadım da. Banyoda. Sol alt dolapta. Tamam, teşekkür ederim. Atacığım, bu arada hoş geldin. Vallahi ne bileyim gitti. Sen menten diyordun, ne diyordun, bir şey diyordun. Bornozla mıydı o? Ben mi yanlış gördüm? Yo, doğru gördün. Bornozla. Meltem burada duş aldı. Yani birini evde bornozla görmenin şaşırılacak bir tarafı yok ki ya da. Neyse dur. Dur bak, ben sana her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatayım. Ne oldu biliyor musun? Meltem Rüzgar'a aşık olmuş. Ya Meltem Rüzgar'a aşık olmuş. Rüzgar da Meltem'e kötü davranmış. Şimdi Rüzgar Meltem'e kötü davranınca Meltem incinmiş, kırılmış, üzülmüş, ağlamış, ağlamış, ağlamış. Sonra içmiş, içmiş, içmiş. O içki artık boğazından, burnundan girmiş, kulağından çıkmış falan. İçmiş, içmiş, içmiş. Sonra beni aradı. Bora Bey, Boracığım, Boracığım dedi. Ya dedi, bana dedi bir konum atar mısın dedi. Ben de konum attım. Kapıma kadar gelmiş. Nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor? Görsem var ya üzülürsün. Hani sen de onunla beraber ağlardın. Her neyse, ben gittim, tuttum onu. Tam böyle düşecekti artık, bunun önünü göremiyordu, yürüyemiyordu. Aldım gel dedim, gel. İnsanlık hala da. Gel, gel dedim, gel seni bir duşa sokayım dedim. Giderken yolda böyle omzuma kafasını koydu. Anlattı, 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 anlattı. Ağladı, ağladı. Tuttum, sonra duşa soktum. Sonra rahatladı, kendine geldi. Neyse sen bir Meltem diyordun, bir şey diyordun, ne oldu? Bitti mi? Bitti. Evinde duş yok muymuş? Suları mı kesilmiş? Niye burada duş alıyor? Ay bir de neymiş, neymiş fön makinesi nerede diyor? Fön makinesi banyoda nerede acaba? Banyoda fön makinesi aramak da zaten samanlıkta iğne aramak kadar zordur değil mi? Ben gideyim yardım edeyim. Şimdi şöyle yapalım. Saat geç oldu. Elif'in yemeğine geç kalmayalım. Meltemciğim saçını kurutsun, tamam mı? Meltemciğim saçını kurutsun, hazırlansın. Sen de oraya hazırlan, çıkalım, tamam mı? Hadi. Ha, o da geliyor. Tabii, tabii. Eksik kalmaz hiçbir şeyden. Gelsin, buyursun, gelsin. Meltem'in de yemeğe gelmesinde ne sakınca var ki ya da? Elektrikler kesildi galiba. Elektrikler mi kesildi? Elektrikler gitti ya. Allah Allah. Tamam, ben bir sigortalara bakayım mı? Aa, ben baktım. Ben baktım, gittiğim sigortalara baktım. Onlar yerlerine sapasağlam duruyorlar. Ay bu ara elektrik kesintisi çok olmaya başladı. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse Bora, biz bir şey yapmayalım. Anda kalalım. İnsanlar beklemesin. Biz gidelim, Meltem'in saçı kuruyunca gelir. Hadi gidelim. Ya benim saçım kurudu sayılır zaten. Hem ayrıca havada çok sıcak değil mi yani? Giderken de kurur. Yani çıkabiliriz bence. İlla geleceğim diyorsun yani. Efendim? Ada. Ada dünya mırıldanma şampiyonu. Ya hep mırıldanır böyle kendi kendine. Ama biz artık geç kalıyoruz, çıkmamız lazım. Hadi hazırsanız çıkalım. 5 dakika. 5 dakika. Şimdi bu benim bildiğim 5 dakika mı, yoksa kadınların hazırlanma süresi olarak söylediği benim bilemediğim 5 dakika mı? Sizin bildiğiniz. Sizin bildiğiniz. Güzel. O zaman 5 dakika. Hadi başladı. Sen zaten hazırlanmış gibi duruyorsun ama. Aa, yok yok yok, bu benim ekmek almaya gitme kombinim. Tabii. Şimdi hazırlanacağım. Görürsün sen. Evet. 4 dakika 50 saniye. Hadi bakalım. Sürerken inşallah hapşırasın gelir Meltem, Meltem. Topak topak olsun rimelin inşallah. Rujunu sür, sonra dişine bulaşsın inşallah Meltem. Güldüğünde insanlar rezil ol Meltem, rezil ol inşallah. Yes be. Ada. Güzel oldun kızım. Ay bakamıyorum şu an.
Bakamıyorum, güzelliğinden başım döndü, bakamıyorum. Harikasın sen, ateş ediyorsun. Aa, vuruldum galiba. Sen kimle dans ediyorsun Meltem? Alırım aklını. Seni geldiğin gibi göndermezsen. Benim de adım ada değil. Sana 48 saat veriyorum Meltem. Son 48 saat. Alacağım aklını sen. Hadi şov başlasın. Dedim ki 5 dakika mı 5 dakika dediler. Yarım saattir bekliyorum ben burada. Geç kaldık. E gitmeyelim o zaman biz. Biz gitmeyelim. Gitmeyelim. Hazırım ben. Ben Meltem. Meltem nerede ada? Ne bileyim ben. Bakıcısı mıyım onun? Gelir şimdi. Hadi Bora Bey, biz gidelim. Siz peşimden gelin benim. Tabii. Aşk kendi seçer.